Topbaş tarafından Kınay Taşımacılık İşbirliği'yle düzenlenen Lojistik. Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı açılış töreninde biz hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Ve ziyaretçilerine kapsamlı bir fuar deneyimi sunmak için 27-29 Eylül tarihleri arasında Fuar İzmir'de ikinci kez kapılarını açıyor. İzmir doğası gereği bir lojistik kentidir. Bu yüzden İzmir'in kalıbını kendi içine kapalı mahalli bir ekonomiyle dolduramayız. Burası Asya ve Avrupa arasında bir deniz kapısı. Burası bir Akdeniz liman şehri. Burası iktisadi sınırları kendinden büyük olan İzmir. Tüm bunları şunu hatırlatmak için söyledim. Lojistik İzmir için herhangi bir sektör değildir. Bu şehrin özü ta kendisidir. Bu yüzden lojistik bizim için çok kıymetlidir. Küresel büyüklüğü 2023 yılında 10 trilyon dolarken önümüzdeki 5 yılda neredeyse 1,5 kat artarak 14 trilyon dolara yükselmesi beklenmektedir. İzmir'in tarihinden aldığımız miras gereği bu büyümeden yeterli payı almak boynumuzun borcu. 4 yıldır tüm paydaşlarımızla bunun için çalışıyoruz. Alsancak'tan Ali Ağa'ya, şehrimizin sahip olduğu limanlarla İzmir'i lojistikte önce haline getirmeye gayret ediyoruz. Bunun tek bir yolu var. İzmir'de kurduğumuz vizyon ortaklığını ve kent ittifakını hız kesmeden korumaya ve büyütmeye devam etmek. Değerli konuklar, bu yıl 10 binden fazla ziyaretçi beklediğimiz fuarımızın katılımcı sayısı ve stand alanı geçen yıla göre neredeyse 2 kat büyüdü. Çünkü geçen yıl bu ilk adımı atarken aslında bunları öngörüyorduk. Bu yıl 10 bin metrekare alanda 150'den çok katılımcıyla buluşacağız. Lojistik sektörünün önemli aktörlerinden Kınay Taşımacılık fuarımızın ana sponsoru oldu. Bu ufku geniş kararları için onlara teşekkür ediyorum. İzmir'i lojistik merkez üssü yapma vizyonumuzun önemli bir taşıyıcısı olan Lojistek, bu konudaki tüm etkin paydaşları bir araya getiriyor. Attığımız adımlar Bir Kuşak Bir Yol'da dahil olmak üzere İzmir'in uluslararası ticaret koridorlarındaki konumunu güçlendirecek. 5 trilyon dolar bütçe ayıran Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesi için sadece Avrupa'da yaptığı yatırım 1.37 trilyon doları aşmış vaziyette. Gerek Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerginlik, gerek Rusya-Ukrayna savaşı, gerekse Pire Limanı'nın büyüme sınırlarını artık doldurmuş olması nedeniyle İzmir'e yepyeni bir imkan doğuyor. Başka bir şey mümkün olabilir. Ve tam da o nedenle aslında bu fuar çok büyük heyecan veriyor. Ülkeler lojistik ağları ile güçlüdür. Cumhuriyetimizin 100. yılının sektörümüz için yeni bir kalkış noktası olarak belirlemeliyiz. Alsancak Limanı olmadan İzmir olmaz. Başka türlü bir lojistik mümkün. Bize önderlik ettiğiniz için, bu adımları atmaya başladığımızda yanımızda olduğunuz için, liderliğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lojistik depolama ve teknoloji koruması İzmir'iniz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar.
kapasitemizi sergileyen bir stand alanımız var. Güzel. Evet, iyi fuarlar olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. İyi fuarlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Merhaba. Tekrar merhaba efendim. Sağ olun. Hayırlı olsun inşallah. Güzel bir fuar olsun. Hareketli, bol kazançlı. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederim. Nasılsınız?